ihtimaller bir bir soruşturulup kara para trafiği ortaya çıkarılırken eski manken Deniz Akkaya da çarpıcı iddialarda bulunmuş 64 güzellik merkezi şubesi olan Sevim Alan'ı işaret etmişti. İkili arasındaki tansiyon giderek arttı. Sevim Alan Akkaya hakkında öyle bir paylaşım yaptı ki herkesi şaşkına çevirdi. Ben Deniz Akkaya'ya demişim. Seni yargılayan devlet beni de bu cümleden yargılasın. Hiç bu kadar çirkinleşmedi, ayağa düşmedi. Deniz'in elinde belgeli, delilleri herhangi bir şey yok. Bir kadının yapmasını hiç hayal edemeyeceğiniz işler, mesleklerle itham ediliyor bu kadın. Deniz Akkaya, Sevim Alan geriliminde tansiyon daha da yükseldi. Sevim Alan, Akkaya için sosyal medya hesabında küfürlü paylaşım yaptı. Bir aydır bir insanın evladına, özel hayatına, şununla evli yok, şununla boşandı. Taş olsa bir ayda çatlardı. Bu insanların var olduğu yer sosyal medya olduğu için buradaki bütün silahları kullanıyorlar. Fenomenler inceleme altındayken Deniz Akkaya'dan çarpıcı iddialar gelmiş, asıl vurgunu yapan Sevim Alan demişti. En büyük mağdur kapasitesi bu kadında, Sevim Alan'da. 50 adet dairesi olduğunu kendi söylemiş ve bedellerini almadan çalışanlarını ve akrabalarını oturttuğunu söylüyor. Eski manken Deniz Akkaya ile Sevim Alan sosyal medyada sürekli tartışma halindeydi ama dün gece herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sevim Alan Deniz Akkaya'nın çocuğuna hakaret ettiğini iddia etti ve 4 milyon takipçili sosyal medya hesabında kısa ve net yazdı. Küfürlü bir paylaşımı yaptı. Çocuğum engelliymiş. Engelli olduğu için kimseye göstermiyormuş. Çocuğum engelli değil. Ben Deniz Akkaya'ya demişim. Seni yargılayan devlet beni de bu cümleden yargılasın. Eleştiri de aldınız o paylaşımla birlikte. Çok bir eleştiri almadım. Ben yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Deniz Akkaya ve Sevim Alan birbirinden şikayetçi, son sözü yargı söyleyecek. Ben geri adım atmayacağım. Tehditler ediyorlar. Mafya anası vari şekilde. Ardahan'dan bal.